Alpullu'nun da aralarında olduğu 14 şeker fabrikası için özelleştirme kararı alındı. Kaçınılmaz son hem yüksek geçiş ücretleri hem de vergilerin yoldan çok yolu yapan özel sektöre gitmesi. Bu durumda herkesin aklındaki soru da belli. Özelleştirmeler, yap işlet devret modelleri için verilen taahhütler, patronların kamu kaynakları ile kurtarılması, ülke ekonomisinin nasıl çökertildiğini özetler nitelikte. Ancak örnekler bunlarla sınırlı değil. AKP'nin ekonomi politikasını başka bir deyişle yağma düzenini sizler için derledik. Özelleştirme kapsamı içerisinde tekel artık devrediliyor. AKP'nin ekonomi politikasında öne çıkan en önemli başlık özelleştirmeler. SEKA, Tekel, Türk Telekom, TÜPRAŞ gibi kamu kaynakları sermayeye peşkeş çekilirken 1990'lı yıllardaki özelleştirme seferberliğini AKP iktidarı son hızla sürdürüyor. 17 yılda yapılan özelleştirmeler ülkenin nasıl bir yağma ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kamuoyu ile paylaştığı liste 2002-2019 yılları arasında yapılan özelleştirmeleri kalem kalem ortaya koyuyor. İnşallah Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile tanışmış olacaksınız. Ve en kısa zamanda çevre yolları bir taraftan inşaatları devam ediyor. AKP'nin ekonomi politikasındaki bir başka tartışılan başlık da sermayeye verilen taahhütler. AKP'nin mega projeler olarak pazarladığı 3. köprü, 3. havalimanı, İzmir-İstanbul otoyolu, şehir hastaneleri gibi yap işlet devret modellerinin garantörlüğünü hazine üstleniyor. Yani taahhüt edilen ödeme sağlanamazsa geri kalan miktar yurttaşların cebinden ödeniyor. Türkiye'mizin çok kıymetli paydaşlarının hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu bu ekonomik program, iş dünyasından sermaye piyasalarına, bankacılık sektörüne kadar, reel sektörden akademi dünyamıza, bürokrasimize kadar birçok paydaşın bizatihi katkı vererek ortaya koyduğu ilk defa bu düzeyde, bu kapsamda bir OVP oldu. AKP'nin ekonomi politikasındaki bir başka tartışmalı başlık ise sermaye gruplarının kamu kaynaklarıyla kurtarılması. Hazine, Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere ortak olabiliyor, yani batan şirketler için kamu kaynakları devreye sokuluyor.